Biliyor musunuz, beni sevdiğine hala inanamıyorum. Emin olayım derken elden kaçırma. Ya, işler öyle karıştı ki... Bir taraftan Suat ısrarla evlenme teklif ediyor. Öte yandan babam o herifin adı evde anılmayacak diyor. Temel amcam da geberticini söylüyor. Öldürür mü? Hem de nasıl. Ya. Beşik kertmesi bozulması onlarca ailede yüz karasıdır. Desene iş kan davasına kadar dayandı. Artık durumu babana açıklamalısın. Çıldırdın mı sen? Yaptıklarımın yalan olduğunu söylersem öldürürler beni. Ya, bir çare bulman lazım. İntihar edecek değilsin ya. Güzel fikir. İntihar edeceğim. Ne? İntihar mı? Evet. Babamı kandırmak için bir tek çare kaldı. O da yalancıktan intihar. Gitti. Gitti hanım. Yavrumuz gitti. Ah. İntihar etti. Oh. Bakalım hasbinallah benim. Cezum. Yavrum nereye dur? Hayırladım. Çizim benim. Çizim. Ah, gül gibi kızım gitti. Evladım kendine gel yavrum. Doktor. Ah, gül gibi kızım. Çabuk doktor çağır. Doktor. Doktor. Merak edecek bir şey yok. Bünyesi çok kuvvetli. Uyku hapları hiç tesir etmemiş. Demek kurtulacak doktor. Çok şükür. Biraz sonra kendisine gelir. Ah, bakın bakın uyanıyor işte. Saat. Suat, demek bana geldin, seviyorsun beni ha? Ervin Hanım kızım, kendinize Suat. Gelin, ben Suat falan Suat değilim, ben diye. Doktorum, doktor! Suat, senin için her şeyi yaparım. Bırakma beni, Suatcığım, Suatcığım! Bey, kızınızın hastalığı falan yok, aşık, aşık! Hemen evlendirin onu, o Suat Bey midir, nedir o beyle işte. Çaresini duydun bey. Her şey senin elinde. Evet hanım, bir şeyler yapmalı. Ha, dur bakayım da. Seni biri görmek isteği. Ne oluyor? Bu bir kaçırma durur. Seni kaçırıyoruz. Kaçırma mı? Bırakın böyle numaraları, ben bir yere gelmem. Gelacaksın. Pervin'in babası betli seni. Atıf Bey mi? He. Aa, şimdi oldu. Zaten benim de ona bir çift lafım vardı. Ey, edersin o çift lafını. Bu son sözümüzdür. Ya Pervin'le evlenir bu işi bitirirsin, ya da temizleriz seni. Ya da çebertiriz. Daha başında mı yaşıyoruz be? Zorla güzellik olmaz. Bırakın böyle palavraları. Ne diyeyim, ne diyeyim? Palavra değil. Ay anam, tutmayın beni. Çattık yahu. Zaten kızınızla evlenmek her gün ölmek demektir. Ben böyle tehditlere pabuç bırakmam, anladınız mı? Eyvallah. Ya şarkıcı Cülüzar'ı temizleriz dersek ne dersin? Hı? O Cülüzar kız için ne dersin? Cülüzar'ı mı öldüreceksiniz? Atıf Bey, bu işin şakası olmaz. Şaka yapan kim? O metresin yüzünden almayasın kuzumu. Rahat bırakın o kızı, yapamazsın böyle bir şey. Öyle bir yaparız şimdi. Namus uğruna her şeyi yaparız. Hadi bakalım uşaklar, bulun onu. Hadi bakalım. Hayır, hayır, durun, durun! Ne olur söyleyin, gitmesinler. De bakalım, evlenmeyi kabul edeyim misin? Peki. Peki, kabul, kabul. Kızınızla evlenişim. Yalnız Gülizar'ı rahat bırakın lütfen. Abi, evleneyim mi kızdan? Elbette. Dırlı çanlı, öpeyim seni bakayım. Kesileyim sana da. İnanmıyorum, bu kadar yalancı olamazsın. Yeşil pancurlu evimiz, kendi elimizle yaptığımız bahçemiz, cıvıl cıvıl oynayan çocuklarımız olacaktı. Tatlı birer rüyaydı onlar. Beni denemek için yapıyorsun. Hayır Gülüşer, çok ciddiyim. Zaten iki gün sonra evlendiğimi duyarsın. O kız mı? Evet. Hani sevmiyordun? Hani nefret ediyordun ondan? Ama paradan nefret etmiyorum. Parası bol. Çirkinliğini ve aptallığını örtecek kadar bol. Ve ben de bu hayatı seviyorum. Artık hiçbir şey söyleme. Git. Peki. Peki Gülizar. Ha ha ha.
Kendini böyle üzmene değer mi Perri? Zıpır'ın teki ne olacak? Ne kadar rahattı ayrılalım Derk. Artık öldürseler evlenmem onunla. Beşik kertmesi falan vız gelir. Sadece o gazino hatıraları kaldı bende. Gazinoya gidecek misin? Evet. Gideceğim.